Merhaba arkadaşlar, Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Aydınlık ve karanlığa devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. En son sanırsam evet %85 yapmışız. Bunları hallediyorduk, hangisine dalsak diye düşünüyorduk. Şöyle tam ayrıldı bunlar, bu ikisine dalalım. Grubun yiyecek hiçbir şeyi yokmuş. Şu savaştan sonra da yiyecek bir şeyler alalım. Dediğim gibi sanırsam bölüm kaçtı tam hatırlamıyorum işte o. Hani demiştim ya izlenmeler az. Sanırsam o bölüm için şey olmuş. Mobilden izlenmiyor. Hatta sadece o değil, bazı videolarım da o şekilde. Yani genelde tabii düşük izlenme olanlar. Ya baktım mesela mod şey gidiyor. Hani izleniyor. O düşük izlenmeliler hepsini açtım, kontrol ettim işte mobilden açılıyor mu diye. Açılmıyor abi, harbiden açılmıyor mobilden. Ya demek ki büyük çoğunluk yani mobilden izliyor gibi bir kanaata varmış oluyoruz bu durumda. Ha, at çarptı, o bayıldı, öbürü de öldü. Gençler şu an düşünüyordum. Videodan önce ne konuşacağım falan diye bir düşündüm. Ya mesela şey diye niye hani az izleniyorum veya o kadar video atmama rağmen abonem az ve izlenmeler de düşük oluyor tabii ki. Ben küfretmeyi yani küfretmeyi derken hani küfrederim tabii ki. Nasıl yani küfretmeyen insan yoktur herhalde. Küfrederim ama mesela burada kaç kişi izliyor? Bazen videoların bazıları kaç bin işte 20 bin izlenme aldı. İşte 1000 izlenmeler oluyor. 500-400 falan filan derken o kadar insan demek ki beni izliyor. Ya ben o kadar izleyen insanın içinde de hani küfürlü bir muhabbet falan yapamam. Yani yapmak hoşuma gitmez. Mesela şeydi, yaptık mı? Yaptık. Kanalın ilk açıldığında atılan mesela bu kanalda da hala mevcut. Muzaffer'le birlikte çektiğimiz CS 1.6'lar var. Deli küfür kaynıyor. Hatta bir bölümde neydi o ya? Kaynatas. Sanırsam bölümün ismi Kaynatas. Bulabilirsiniz video geçmişinde veya yazarsanız belki çıkar. Çıkmayabilir ama çok izlenmediği için onlar. İlk attıklarım 10 falan izleniyor. Tabii ilk attığım 1.6 herhalde merak edip de baktınız. Sanırsam 300 izlenmeye mi ne ulaştıydı yanlış hatırlamıyorsam. Merak etmişsiniz herhalde ilk videosu ne bunun diye. Onu da Muzaffer'in çektiği galiba. Muzaffer de tabii çekip videolar yükledi kanala. Daha sonrasında dedi işte Muzaffer bana dedi ki işte Berk abi dedi ben atmayacağım dedi işte şey yapalım falan sen tek başına şey yap. Ben de öyle dedikten sonra sadece Warband'ı çekmeye karar verdim. Bu ne? Okçular Komutanlığı. Hiçbirinden E arttı ne lan? Ben de tek başıma çektim. Çekmeye devam ettim. Ya olan esirleri almadım. Neyse, işte orada baya baya bir küfür vardı ya. Gülüyorduk, eğleniyorduk. Da ama işte da ana 3 kişi lan gel. Daha sonra ben videolarda küfretmemeye çalıştım. Etmiyorum gibi. Hani online çektiğimiz bazı videolarda ortama uysun diye ben etmedim. Oldu. Yani o küfürleşme falan. Ha, beni tanıyan yani bilen biriyseniz zaten küfretmeyeceğimi sevmediğimi bilirsiniz.
Hep böyle mesela videodan önce hadi söyleyeyim. Tam videoyu çekecektim. Bayağı bir sıkıştım. Tuvaletim geldi. Abi girdim tuvalete. Hep de insanın tuvalette gelir ya aklına öyle şey. Hani ne? En iyi fikirler tuvalette gelir. Mesela Romalılarda da toplarlarmış o hani kararı veren, hukuksal artık nasıl kararları verenleri tuvalette şey yaparlarmış. Bundan mı konuşacaktık ya? Q değildi de notlar neydi yani? B miydi? B miydi? C mi? Yok C değil. Neyse C'di. Girmemiz de iyi olmuş. Güçlü gelmeye ben vereyim. Kalkana verelim. Silah ustasına verdik. İknaya verdik. Tek mi talimciye mi verdik? Talimciye mi verdim ben? Evet, talimciye verdim. Tamam. Çift elli değil de sen bana okçuluk ver. Abi ha kahya yerek yaptım. Epey iş yaptım. Görevi kazandık. Ne diyor? Kontay liste bir konuşacağım. Gençler ben bir 2 saniye şu telefondan o görevlere baktığım yeri açayım. Sonra sıkıntı yaşamayalım. Tamamdır. Bir saniye hemen açıyorum. Biz en son ne yapmıştık? Tamam, %100'e getir. Tamamdır. Well done, Meldan. Bir araştırma yaptım. Mah diyor. Ne buldun? Yakında gelebilecek Zendar çevresinde haydutları yeterince zaman ayırdığını düşünüyorum. Ne derler bilirsin. Eşkıya sürüsünü yakalım. Önce elebaşlarını yakalamamızı isteyecek bizi. Kimi? Nalbar'ı bu. Narbar. Abi ne diyor? Naber'ı Kontaristan'da ona göre hazırlanır. Naber sıkı bir düşman olur. Beni uyardığı gibi falan filan diyor. Naber'ı nerede bulabilmişiz? Ben hemen bakayım. Tir yakınlarında Nabar isimli korsan kralını bulacaksınız. Yağmacı deniz aydın, deniz yağmacı reisi. Hani tir yakınlarında diyor. Marnit. Nabar bela demektir. Biliyor musun? İki lordun kulağını kesmiş. Dikkate alacağım falan filan. Ya Nabar Tiri yakınlarında demişin de dostum. Nabear, Nabear. Kayalıkları falan sever diyordu ama. Ben bir daha telefondan bakayım. Saldırın. Tir yakınlarında Nabar isimli korsan kralı bulacaksınız. Lan şu mu diyorum? Şu da değil. Anam daldı lan bana. Neyse ben bunları öldüreyim. Öyle işte gençler yani küfretmek bir şey değil. Küfretmek bir marifet değil. Hani diyor ya düzgün küfretmek de sanattır falan. Yok abi değil. En iyisi küfretmeyeceğim. Ya ulan. 6 zarar mı verdik? Abi biz iyi bir gruba çattık şu anda. Onu fark ettim ben. İlk bir kişiyi öldürebilsem tamamdır. Olan ne geçiyor önüme? Ölme, ölme bak sen. Yeter durun durun tamam Marnit gitti diyecektim borç ödeyeceğim.
Lan bizim adamlarmış bunlar. Kayıp vermedik abi bu kadar zor bir grubu. İşler bu aralar dişim acayip ağrıyor yani. Sıkıntıyım. Ölmez lan o. Alır hatta hepsini tek başına. Tamam teslim olanları al. Tamamdır. Bayağı bir level alan oldu. Güzel, bu leveller işimize yarayacak. Şimdi. Aha bulduk Navar'ın grubu. 38. Hadi bakalım. İnşallah yeneriz. Hızlıca geçtim. Abi çok kalabalıklar. Da biz gireriz önden. Haydin beyler. Oo, gerçek gücümü tadacaksın diyor. Atlılarım var onların. Yok, atlı değilmiş. Ben burada her türlü hile yapıyorum tabi. Maksat yani şeyin akışına gidelim. Manat! Oğlum çok az vuruyoruz lan. Ben buna yavaş yavaş vura vura öldüreyim ben bunu. Öf, sahne koymadı mı? Lan adam benim atımı öldürdü. At gitti. Az sonra at ölecek. Nabar lan. Barnat nereden çıktı anasını satayım. At gitti. Nabar herkesi mahvediyor. Ben Bulut'um. Şimşek diyor benim dostum da. Bayağı bir kayıp verdik yani bu. Abi şunu öldüremedik var ya. Sanırsam biz bu grubu öldüremeyeceğiz sanırsam. Yani bana öyle geliyor. Bakar mısınız? Mahvolduk yani. Bir kişi kaldı orada, bir de ben kaldım. Gençler, ben birkaçını şöyle öldürmem lazım. Aha ne var gel. Nabar'ı bayit öldürdüm lan. Lan Nabar öldürdükten sonra siz kimsiniz? Abi birkaçını daha öldürdüm. Ben hatta hepsini CTRL F4 ile öldürdüm ya. Artık yapacak bir şey yok yani. Tek başıma kaldım. Sıkıcı bir şekilde gitmek nasıl? Şunlar da savaşı terk ederlerse sanırsam. Ben ölün artık be. Lan nasıl vuramam beni? Ve kaçtı. Evet, bir tek o kaldı. Onun için onu da öldürdüm direkt. Nabar'ın grubunu da yendik. Şimdi.
Kaçtı mı o? Hile mi yaparak kaçtı galiba. Anlamadım ben de. Silahşör kadın dedik. Liv diyelim. Aha bir şey düşünmüş. Nedir o? Epey eskiye benziyor. Bununla biraz Gümüş Kazı'yı yazıyor sanki. Şey yaptık ya. Madalyondan kazandık. Bakalım hemen. Bak madalyon. Kahramanın madalyonu. Küçük karizma kristali. Ateş cevheri. Ben bunları buraya alayım toplayayım. Şövalyelik nişanı. Aynen şu nişanı şuraya koy. Tamam. Evet, tamamdır. Şimdi gençler görevimiz neymiş? Bakalım. Tamamdır. Şimdi Zendara dönüyoruz ve senaryonun birinci bölümünü bitiriyormuşuz. Girelim. Selamünaleyküm. Bana bununla konuşmamı söylemişti. Zendar'dan grubumu artık şey yapabiliyorum. Aha ne oldu lan? Vay çok efsane. Buraları okumuyorum. Siz okursunuz. Ben kendim okuyorum kendimi. Ha, dur bakalım. Bunlar efsaneymiş. Ben bunu çok güzel okurum şimdi. Bugünlüğün dediklerine göre uzun zaman önce Zendar toprakları henüz verimsiz iken karanlığın tanrısı Mehdius durdurulamaz güçteki kuvvetleriyle Kaldabya'ya girmiş. Buna karşılık savaşlarla geçen onca yıl sebebiyle Kaldabya krallıkları o kadar zayıf durumdaymışlar ki kara şövalyeler bunları mahvetmiş. Bütün Anakara'yı avucunun içine alan Mehdius Durhua İmparatorluğunu kurmuş ve bütün diyarı ateş ve kan dolmuştur. Bütün Kalrade tam bir kolluk imparatorluğu kurulmuş, milyonlarca insan Durhua İmparatorluğu'nun zorbalığı altında hedef alınmış. Derken ortalığa çağrısan Leon adında bir savaşçı çıkmış, adalet tohumlarını filizlendirip, yozlaşmış, köleleşmiş bir şeyler olmuş, Durhua İmparatorluğu'nu hakimiyetini devirmiş ve böyle yazıyormuş. Leon'dan bahsediyorsun. Ben sana öyküm sadece o zamanlar uyduruldu hikaye falan. Tamamıyla gerçekmiş. Hepsi unutuldu gitmiş. Tekrar hatırlanıyor. Çünkü elindeki madalyon Kral Leon'un taktiği madalyon. Gerçekten mi? Ne şanslıyım ben. Bu aynı zamanda bir tufan belirtisi de olabilir. Neden? Omuz omuza çarpışması şansına erilmişti. Savaş bittiğinde Leon'a şehir inşa etmeyi gördü. İşte biz de bugün o şehirde bulunuyoruz. Karadeniz borsu falan filan hızlı bir şekilde uyanmıştı. İşgalci olmanız gerek. Mehdius yenilmedi mi diyor. Mehdius kuvvetleri tamamıyla yok edilmemiş. Leon'un madalya kendini gösterdi. Bu işte hayırlı bir elamet değil. Teki ne yapmayı planlıyor? Bütün karakteri uyarmak benim vazifem. Felaket olur diyor. Korkunçtu. Kaldırar da tahtı takip için mektubu ulaştırıyor. Bir kenara bakmanın konusunda uyar. Görevi kabul ediyorum diyor. Kaynaktan bilgi edin kesip. İyi şanslar belki. Allah razı olsun. Gençler. Şimdi. Bu ne lan? Kral Harlow, ziyaret ettik. Bu bütün kralları ziyaret edeceğiz. Bütün şehirdeki hanlara gidip milletin ağzını yoklayacağız. İçki ısmarlamamak durumu kolaylaştıracakmış. Ismarlamak, ha tamam. 10 kadar daha grup yok etmeliyiz. 10 kadar kara seyyah mı yok edeceğiz? Dur bakalım. Kaydet. 10 kadar grup yok et diyor ki. Tamamdır beyler. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölüm bir saniye hemen bakıyorum. Tamam yapacağımız çok şey varmış diye söylüyor bize. Evet arkadaşlar izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum.
Yani bu aralar bir tane video atabilirim çünkü internet çok kötü. Ve o da aydınlık ve karanlık olacak ki şu anki en güzel mod bence. Yani izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugün başka bir video gelmezse anlarsınız ki internet kötü. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.